Evet, birçok insan için gerçekten yok da yok. Eski tadı yok bayramların. Eski tadı gerçekten de yok. Sadece sizin için mesela 13 milyon emekli için de pek fazla tadı yok bu bayramın artık. Neden diyeceksiniz? Çünkü 2018 yılında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz dönemde emeklilere 1000 liralık ikramiye, bayram ikramiyesi verilmişti. Aradan koskoca 4 yıl geçti. Koskoca 4 yıl geçti. %10'cuk bir zam yapıldı. 1100 lira ikramiye verildi. İkramiye verildi emeklilere ve haliyle emekliler bu bayrama da dertli girdi. Nasıl geçiyor emeklinin bayramı? Emeklinin bayramı çok üzücü geçiyor. Emek verileri yetmiyor yavrum. Nerede, 10 gün sonra bitiyor. Bayram ikramiyesi duruyor. Bitti. Ne zaman bitti? Ha, 20 lira var cebimde. Nereye gitti bayram ikramiyesi? Nereye gidecek? Mutfağa gitti. Biraz duygulandım, kusura bakmayın. Bugün bayram mı? Nasıl geçiyor bayram? Güzel. Bayram harçlığı geldi mi? Geldi. Bir köşeye alacağım. Torunlar bayram harçlığı bekliyor. Bunu bilen emekli anneanne, babaanne ve dedelerin yüreği burkuluyor. Çünkü emeklinin maaşı değil bayram harçlığı vermek karnını doyurmaya bile yetmedi. Bayram öncesi ödenen ikramiyelerse bayrama kadar bile idare etmedi. Temel ihtiyaçlar yuttu ikramiyeyi. Bayram ikramiyesi bayrama yetişemedi mi? Yok yok. Vallahi birikmiş elektrik faturamı ödedim. Hayatımın en güzel şeyi torunlar. Torunlara bir harçlık veremiyoruz. Nasıl bir hisse gidiyorsunuz şu anda torunlarınızın yanına? Elimde birkaç tane böyle bozukluğum var. Bayramla ilgisi yok. Bayram ikramiyesi bayrama kadar dayanamadı. Çünkü yetmeyen emekli aylığının açığını kapattı. Ve birçok emeklinin cebinde torununa verecek bayram harçlığı kalmadı. 4 tane torun var. O torunlar geldiği zaman var ya, her şey bir tarafa. Borcum vardı, kredi borcum. Oraya ödedim, elimde hiçbir şey kalmadı. Nasıl geçiyor bayram? İyi. Çocuklar bayramda ne bekler? Para. Şeker mi versinler, para mı? Para. Maaşından zaten elinde avucunda bir şey kalmamıştı emeklinin. Bayram ikramiyesini torunlara ayıranlarsa kendi mutfak masraflarından kesti. Bir sonraki emekli aylığına kadar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de borç aldı eşten dosttan. Çocuğun yüzüne bakamıyoruz. En ağır mahcubiyet benim için, bir deli için. Benim bir tane torunum var. Ama çocuk geldiği zaman sağa sola kaçıyorum ki aman bir şey ister de. Haklı mıyım, haklıyım. Çünkü bende de yok. Markete harcadım, çıktım, para yok. İster istemez sağdan, eşinden, dostundan borç alıp idame ediyoruz. 24'üne kadar öyle gideceğiz. Torununuza vereceğiniz bayram harçlığı, emekli aylığınızdan, bayram ikramiyenizden aldığınız borç paradan mı ayırdınız? İkramiyeden torunuma bayram harçlığı, ben kendim dışarı borçlandım. 1000 liraydı. İlk kez geçen yıl zam gördü emekli bayram ikramiyesi. O da sadece 100 lira. Her gün gelen zamlarla bu yıl ödenen 1100 liralık ikramiye bayramı göremeden tükendi. Bayram ikramiyesini işte ufak tefek harcama yaptı. Hepsi bu. Bitti mi? Bitti. 1000 lira bin alsam ne olacak almasam? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şeker topladık. Nerede şekerler? Evimizde. Bayram harçlığı geldi mi? Geldi geldi. Çok para geldi. Kaç para geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 tane para geldi. Kendime bir şeyler alacağım, babu cuburlar alacağım. Bayramlaşma oldu mu? Hı. Harçlık? Yok. Torunlarınız yanınızda? Evet, Allah'a çok şükür. İsterdim ki 1 milyar vereyim. Bunu herkes ister. Çocuk olmak ne kadar güzel değil mi? 10 tane para geldi diyor. Markete gitse ne alacak acaba? Belki bir şey alamayacak. Alım gücünden haberi yok çünkü. İşte çocuk olmak böyle bir şey. Şimdi emeklilere gelecek olursa, emeklinin 2018'den bu yana ikramiyesi 1000 liradan sadece 1100 liraya çıkarıldı. %10 zam yapıldı ama 4 yılda enflasyon %181 arttı. Peki ikramiyenin alım gücünün korunabilmesi için emekli ikramiyesine ne kadar zam yapılmalıydı ve ne kadar olmalıydı? Rakamlar anlatsın, yönetenler de izlesinler bari. 2018'de asgari ücret 1603 lirayken emekli ikramiyesi 1000 liraydı. Önce bunu söyleyelim. 2022 asgari ücret 5500 lira oldu. Emekli ikramiyesine sadece %10 zam yapıldı. 1100 lira oldu. Gelelim diğer tabloya. Peki bu alım gücünün, emekli ikramiyesinin alım gücünün korunması için ne yapılması gerekiyordu? Şunun: enflasyona göre 1707 TL artmalıydı emekli ikramiyesi ve 2800 lira olmalıydı. Ha, gıda enflasyonuna göre hesaplanacak olsaydı eğer
2200 lira artmalıydı emeklinin ikramiyesi. O zaman da 3300 lira olmalıydı. Bugünün koşullarında alım gücüne yenik düşmemesi için o ikramiyenin. Asgari ücrete göre hesaplansaydı eğer 2331 lira artacaktı emeklinin ikramiyesi ve bugün emekli ikramiye olarak 3431 lira alacaktı. Ama ne oldu? İktidar maalesef emekliyi görmezden geldi. O gün çok iyi hatırlıyorum, muhalefet 1000 lira emekli ikramiyesi verilsin dediğinde, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye ben veririm o 1000 lirayı deyip verdi. Ağzına bir tutam bal çaldı ve 4 yıldır %181 artan enflasyona rağmen emekli ikramiyesine sadece ve sadece %10 zam yapıldı. Bu kul hakkına girmiyor mu sormak lazım.